Değerli izleyenler, şu anda Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Bican'la birlikteyiz. Bülent Bey'le Ulaşım AŞ'nin yaşadığı sorunlar, sıkıntılar, yeni açılan hatlar ve vatandaşların beklentileri konusunda bir sohbet yapmak istiyoruz. Bülent Bey, önce şuradan başlayalım. Ulaşım AŞ olarak sanıyorum 2007'de hizmete başladınız. O zamanlar kaç hatla hizmete girdiniz? Şu andaki durumunuz nedir? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayak yordunuz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. 2007 yılında bu işe başlarken toplam kuruluş aşamasından başlayayım ben Önder Bey. Evet. 5 tane farklı hatta 97 adet araçla bu işin startını verdik. Toplam yani bu işe başladığımızda 5 tane hattımız vardı. Zaman içerisinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde şu anda Edincik hattımızla birlikte, diğer Külefli, Çepni hatlarımızla birlikte 22 tane hattımız var. Ve oluşabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde yeni oluşan hatlar olursa onlara da ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede aracımız var. Evet. Peki efendim, son dönemlerde hastane hattı konusunda yaşanan bazı sıkıntılar, vatandaşlar mahallelerden hastaneye yönelik hatlar istiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim mevcut uygulamamızda zaten çarşıdan hastaneye ring seferi olarak sık aralıklarla, 3 dakika, 2 dakika aralıklarla kalkan araçlarımız var. Bunun haricinde bir 14 numaralı Levent hattı ve 15 numaralı TOKİ hattımız var. O ring seferlerinde de Levent'ten çıkan aracımız Hacı Yusuf Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, İhsaniye Mahallesi ve 100. yılın oradan hastaneye gidiyor. TOKİ hattı da TOKİ'den aynı şekilde kalkıp Kayacık, TOKİ ve 100. yıl mahallesi Konaktur 600 evler güzergahından yine aynı şekilde hastaneye gidiyor. Bunların haricinde terminalin oradan kalkan, Carrefour'un oradan kalkan ve Atatürk Caddesi'nden Paşabayır'a dolaşıp hastaneye giden ve aynı zamanda Ay Yıldız ve Beyaz Evlere de seyrek zamanlarda da olsa hizmet veren bir ring hatlarımız var bizim. Ama ihtiyaç olursa tabii başka yerlere de koyarız. Şu anda bütün mahalleleri gezen ring seferlerimiz var. Bu aksama şu pandemi girdiğinden geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren bir yıldan beri buradaki hizmetler seyrek oluyor. İşin temel sıkıntısı bu. Yoksa gerekli güzergahlar, belediyenin vermiş olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu güzergah izinleri hepsi mevcut. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama işte az önce bahsettiğim gibi pandemi süresince yolcu azlığından, gelir azlığından bunları seyretmek zorunda kaldık. Zaman aralığı yarım saatte bir hareket ediyorlardı. Şimdi 2 saatte bir hareket ediyorlar. Efendim Bey, pandemi yolcu sayısını çok düşürdü değil mi? Neydi, ne oldu? Oranında bilgi verir misiniz? Önceki yıllarda bizim bu işe başladığımızda, 2007 yılında bu işe başladığımızda 15-16 bin ortalamasında yolcuyla başlamıştık ve geçen zaman içerisinde bu 35 bin, 40 bin yolcuya kadar çıktık. Geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl 2019-2018 yıllarında 35 bin ortalamasında, yıllık bazda 35 bin ortalamasında yolcuya hitap ediyorduk. Bu pandemi geçtiğimiz yıl işte Mart ayının 14'ünde başlamakla birlikte yolcu sayımız 2000'lere kadar düştü. Ondan sonra birazcık esnetmelerle birlikte bu 7000'lere, 8000'lere kadar çıktı. Yıllık şimdi, değil mi efendim? Günlük. Evet. Evet, günlük. Şu anda Kasım ayından itibaren yine 5000, 6000 ortalamasında yolcuyla çalışıyoruz. Evet. Yani bu da işletme maliyetini dahi kurtarmıyor şu anda. Anlıyorum. Efendim, Balkart geçtiğimiz günlerde HES kodu uygulamasına geçti. Siz de geçtiniz değil mi? Evet. Aynen. Yani vatandaşlarımıza bilgi verir misiniz bu konuda? Şimdi HES kodu uygulamasında bizim yapmış olduğumuz uygulama aynı Balkart'la birlikte ortak işletmeye girdi. Bizim kartımızdan örnek vereyim ben. Uygulama zaten bizim sitemizde mevcut. Bizim sitemizdeki uygulamayı aynı şekilde bütün vatandaşlarımız telefonlarından girerek, laptoplarından, tabletlerinden girerek uygulayabilirler.
Bizim bu şekilde olan kartımızın arka yüzünde sol üst köşesinde dijital bir seri numarası var. Evet. Baskı olarak silinmeyecek şekilde seri numara var. Bu seri numarayla birlikte sistemimize girdiğimizde, Bandırma Ulaşım'ın sitesine girildiğinde oradan bir link çıkar. Bu linke tıkladığımızda TC numaranızı, kart numaranızı ve HES kodu numaranızı sorar. Onları sorduktan sonra tanımlama tuşuna bastığınız zaman kartınız buna HES kodlu olarak tanımlanmış oluyor. Ve araç binişlerinde de eğer riskli gruptaysanız orada şoför panelinde riskli olarak görünüyor. Riskli olmadığınız zaman da ulaşımınıza herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bülent Bey, zaman zaman çok sık olmasa da şoförlerinizin yolculara saygısızca davranışlarda bulunduğu şikayetlerini alıyoruz. Evet. Belki sizin de kulağınıza geliyordur. Mutlaka. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaman içerisinde. Evet. Gerçekten şimdi hizmet sektöründe olduğunuz zaman böyle sıkıntılar her zaman var. Hani hizmetin de sonu yok gerçi. Her zaman beklenti yüksek oluyor da. Bizim çalışma arkadaşlarımıza biz belli periyotlarda, belli dönemlerde seminerler veriyoruz. Uzman kişiler vasıtasıyla, bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz istişare toplantılarıyla bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Gelen sorunları elimizde toplayıp aylık, iki aylık dönemlerde arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz toplantılarda bunları hep onlara anlatıyoruz. Ancak bununla birlikte bir de bizim gelen ihbarlarla ceza yöntemimiz var. Şirket olarak ceza yöntemimiz var. Ayrıca organizasyon şirketi olduğumuz için bu denetimi sağlamakla mükellefiz. Bir de Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta birimleri ve Balıkesir Toplu Taşıma Şirketi tarafından da denetimler aynı şekilde devam ediyor, sürekli devam ediyor. Genel şikayetler doğrultusunda bu disiplini sağlıyoruz. Zaman içerisinde sıkıntılı olan arkadaşlarımızın da işte iş sahibine, meslek sahibine söyleyerek, araç sahibine söyleyerek bu uyarıları yapıyoruz. O kişi cezasını ya veriyor ya işten çıkartıyor. Biz ama ciddi manada para cezası denetimi yapıyoruz burada. Evet. Efendim, pandemi döneminde otobüsleriniz hijyen açısından ne durumda? Önlemlere nasıl uyuluyor? Bizim ilk günden itibaren araçlarımız günlük olarak, periyodik olarak denetimleri yapılıyor. Temizlikleri de aynı şekilde yapılıyor. Bizim çalışan aracımız bu pandemi süresince 32-33 taneye düştü. 97 aracımızın 3'te 1'i çalışıyor şu anda. Bu 33 aracımız her gün standart olarak iç ve dış olarak temizleniyor ve hijyen konusunda da çalışmalar her gün günlük olarak yapılıyor. Peki efendim, şoförler, yaş sınırı ne durumda şoförlerin? 65 yaş üzeri vatandaşların araçlara binmesi yasak. Şoförler Hı. için geçerli mi bu? Mutlaka. Aynen. Şoförler için de 65 yaş üzerindeki vatandaşlar bindirilmiyor. Araçlara bindirilmiyor. Bundan önce münferit olarak belli mal sahipleri saatlik, turluk olarak bindirmiş oldukları arkadaşlar vardı. Bunu tespit ettik. Şu andan itibaren biz hele bir yıldır bu pandemi süresince hiçbir şekilde 65 yaş üzerindeki vatandaşı araçlara bindirmiyoruz. Şoförler. Çalışan olarak. Evet, şoför olarak. Şoför olarak. Tamam. Yani şoförler de kullanıyor. Zaten tamam. Vatandaşlar yasa. Zaten yasa, evet. Efendim, peki sizin pandemi konusunda sıkıntılarınız neler? Ulaşım araçları olarak. Elbette ki yolcu sayısının düşmesi önemli bir sıkıntı. Evet. Bunun dışında problem var mı? Şu sizi an... üzen. Bizi üzen işte büyük şehirlerden diğer yaşanan büyük şehirlerde belediyeler nispeten yardım elini uzattı esnafına. Bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olduğumuz için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yardım almamız söz konusu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi imkanları dahilinde belli yardımlarda bulundu ama beklediğimiz yardımı alamadık. Tabii imkanları dahilinde onların da bütçesi mutlaka bellidir. Ancak beklediğimiz yardımı alamadık Büyükşehir Belediyesi'nden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden. Bülent Bey, bir zam düşüncesi var mı yolcu? Yok, bu ortamda zaten. Bu ortamda bizim şu anda yolcu sayısının artmasından başka bir beklentimiz yok. Zaten vatandaşın da durumu belli. Belki tahmin ediyorum önümüzdeki yıl bu 2021'de zamın gündeme geleceğini pek zannetmiyorum. Evet.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler, Bandırma Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Bican'la birlikteydik. Hoşçakalın.